Bayram-ı şerifiniz mübarek olsun hünkârım. Şehzade Murat muhtemelen bayram namazına yetişemeyecek. Yolların durumu malum. Kar ve sel birçok geçidi kapatmış. Salim'e gelse bir mahsur yok. Hünkârım, bayiyetiniz sizi has bahçede bekliyor. Emrettiğiniz gibi namaz için külliyenizdeki camiye gidilecek. Alem. Hünkârım arzu ederseniz saraydaki camide kılalım namazımıza. Külliyenizdeki camiye başka bir sefer teşrif edersiniz. Hünkârımızın vaziyeti iyice kötülemiş görünüyor. Rükûda çektiği acı yüzünden okunuyordu. Gözün gördüğünü gönülden saklamak mümkün değil şehzadem. Hünkârımızın saati günden güne kötüleşiyor. Niklis belası aman vermedi bir türlü. Tedbir almakta fayda var. Siz de takdir edersiniz ki ölüm her Ademoğlunun yüz yüze geleceği bir hakikat. Sen vezir-i azam olarak hünkârımızın saatini düşün. Vaziyetiyle alakadar ol kâfi. Mevzu bahis tedbirler için henüz erken, acelem yok. Nasıl olsa iktidar altın bir tepsi de beni bekliyor. Selim, Ayazıt. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de hünkârım. Sizin de mübarek olsun Sultan babamız. Hünkârım, müsaade edin hekimleri çağırayım. Ağrılarınız günlerdir aralıksız devam ediyor. Bir ilaç hazırlasınlar, acılarınızı dindirir. Hiç değilse bayramı sükunet içinde geçirin. İstemiyorum Ferhat. Demek ki bu dünyada daha çekilecek acılarımız varmış. Bunlar Allahü Teala'nın okları, kaçmak namümkün. İyi misiniz sultanım? Bir rüya gördüm. Hayırlara vesile olsun inşallah. Sultan Süleyman, sarayı Humayun'dan çıkıp arz-ı endam ediyordu. Üzerinde beyaz bir kaftan vardı.
tıpkı rahmetli evladımın, Mustafa'mın ölüme giderken giydiği gibi beyaz bir kaftan. Rabbimden bir işaret bu fidan. Sultan Süleyman'ın vakti yaklaştı. Epey yaşlandı zaten. Sarayından çıkamaz olmuş. Nigris yüzünden hepten elden ayaktan düşmüş. Taş olsa çatlardı. Kör kuyu olsa dile gelirdi. Bir evladına daha katline ferman verdi. Vicdan azabı kızını bırakmayacaktır elbette. Böyle böyle çıkacak acısı. Hazırlığını yap, gidiyoruz. Macar Serhat'ında bazı meseleler olduğunu işittim Sokollu. Maalesef şehzadem. Maximilian tahta çıktığından beri Avusturya ile münasebetlerimiz bir türlü yoluna girmedi. Evvela birikmiş haraçlarını ödemeye geciktirdiler. Akabinde de Macar hududundaki Toga'yı işgal ettiler. Hünkârımızın bu olanlardan malumatı var, öyle değil mi? Elbette. Eskiden olsa hünkârımız bu olanları zinhar kabullenmez. Bu bayramı da savaş meydanında geçirirlerdi. Kafire hak ettiği cevabı verirlerdi. Hünkârımızın vaziyeti malum. Bırak seferi saraydan bile çıkamazlar. Vaka hünkârımızın gitmesine lüzum yok. Sen de gidebilirsin pekala. Vezir-i azamlığını savaşla taçlandırmalısın. Böylelikle mevkiini pekiştirip reaya nezdindeki itibarını perçinlersin. Akaliniz var. Lakin Sultan Süleyman Han'ın sağlığında hiçbir kara seferi onsuz nihayete ermemiştir. Eremez. Kaideler değişebilir Sokollu. Allah'ın kelamı değil ya. Sultanım, hünkârımız sizi bekliyorlar. Mihrimah'ım. Bayram şerefiniz mübarek olsun. Senin de benim ay yüzlü kızım. Gel otur. Vaziyetiniz nasıl? Ağrınız, sızınız yoktur inşallah. İyiyim Allah'a şükür. Seni gördüm ya. Boştur halim. Evvelki bayramları hatırlıyorum da. Çocuk sesleri eksik olmazdı sarayda. Sonra cümbüşler, şarkılar, şiirler. Herkes neşe içinde olurdu. Yine yarım. Yine eksik uyandık bir bayram sabahına da. Nicedir, zihnimi meşgul eden bir husus var Sümbül Ağa. Rahmetli Hürrem Sultanımız seni azat etmişti. Yıllardır hürsün. Lakin hala buradasın. Niye? Hürrem Sultanımız için dönmüştüm vaktiyle. Vaka Mısır'a gitmeye de niyetim yoktu. Zira bu saray benim evim, benim yuvam. Başka bir yerde olsam sudan çıkmış balığa dönerdi. Gitmek var senin de aklında, öyle değil mi? Hünkârımız müsaade etseler bir lahza dahi olsa durmaz.
Hünkârımızla olan sevgin ve sadakatin elbette baki. Lakin haklısın. Bu saray artık boğuyor beni. Sanki duvarlar fısıldıyor. Kapılar haykırıyor. Git diyorlar bana. Git. Her şey o geceden sonra başladı değil mi? Gülfem Hatun'un öldüğü o geceden sonra bir haller oldu sana. Kimse tek kelime dahi etmedi. Büyük sır. Fakat herkesin malumu, o gece korkunç bir şey oldu. İçinde tutamıyorsan bana anlat. Ben bu sarayın sır küpüyüm. Hünkârımız perişan haldeler. Şehzade Bayezid'in vefat haberini aldıklarından beri hiçbir şey yiyip içmiyorlar. Neyse ki hekimlerin verdiği teskin edici şuruptan bir yudum içmelerini sağladım güç bela. İnşallah rahat bir uykuya dalarlar. Hünkârımız Şehzade Bayezid'in idamına bu kadar üzüldü mü sahiden? İnanmak güç. Göğsünü açmak... Hakikaten bir kalbi var mı bakmak isterdim. O nasıl laf Gülfem Hatun? Hünkârımız elbette üzüldüler. Şehzademiz Bayezid. Zinhar böyle bir ölümü hak etmiyordu. Yazık oldu şehzademize. Lakin hünkârımızın kahrolduğu da aşikar değil mi? Öyledir elbet, öyledir. Hekimbaşı seni görmek istiyordu Ferhat Ağa. Hünkârım. Uyuyamıyorsun değil mi? Öyle ki ilaçlar bile kâr etmiyor. Zaten ne mümkün? Evlat katili bir baba nasıl uyur? Evvela Mustafa'ya kıydı. Sonra garibim Cihangir'in ölümüne sebep oldu. Şimdi ise Bayezid. Kim ne derse desin. Onu kardeşinin insafına terk ettin. Bu yüzden sakın, sakın ben masumum deme. Sakın. Başımıza ne felaketler geldiyse hepsi senin yüzünden oldu. Taht uğruna. Şimdi üzerinde bile oturamadığın o taht
yaptı uğruna. Ocağımıza ateş düşürdü. Bak, bak, kan damlıyor kubbelerimizden. Elindeki kanı nehirler, deryalar bile temizleyemez artık. Ne yapıyorsun Hatun? Bırak şunu! Hünkârım, iyi misiniz? Kusura bakma Sümela. Kimseye anlatamam. Mümkünatı yok. Dilin buradaki ağlar gibi sussa da... gözlerin açık bir kitap gibi... bakınca neler olup bittiğini... İçinde ne fırtınalar koptuğunu pek hala okuyabiliyorum. Ağrılarınız azaldı diye hemen ayaklandınız hünkârım. Lakin hekimler endişeli. İstirahat etmeniz lazım. İstanbul'da bundan hala elma bulamazsın bey baba. Vereyim mi bey baba? Tatyarım hakkı. Başlasın. Merak etme bey baba. Bizde hile orada olmaz. Kadının huzuruna çıkmak istemem. Ecelime susamadım ben. İşlerin nasıl yerindedir inşallah? Orasını ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Yeniçeri'de para kalmadı. 3 aylık kulüfeyle zar zor geçiniyorlar. Veresiye çalışır olduk. Ahalinin borcu arttı. Başımızda padişah yok ki sefere çıksın. Yetmezmiş gibi meyhaneleri de yasakladı. Bizim akşamdan akşama içtiğimiz bir kadeye karışacağına... gitsin o Ayşeş oğlunu toplasın. Sultan Süleyman bizimle alay ediyor, alay. Nur yüzlü şehzademiz Mustafa'nın, yiğitler yiğidi şehzademiz Beyazıt'ın canını aldı. Devlet-i Aliye'yi bir sarhoşun eline bıraktı. Vah vah vah. Sen ne cüretle padişah hazretlerini tenkit edersin efendi? Şeyh Nurettin hazretleri bizzat cihat vazifesini yapmayan padişahın tenkit edilmesinin münasip olduğunu söylüyor. O lafları etmek kimsenin haddi değil. Hakikat bu. Herkesin konuştuğu laf bu. Sultan Süleyman ahı gitti, vahı kaldı. Sefere çıkmak şöyle dursun. Namazını bile kılamıyormuş. Eden bulur elbet. Rabbim süründürüyor işte böyle. Af buyurun. Hacetini bile yapamaz olmuş. Yasin Fındık. Yiğit, bir gafil. Sen kimin gözlerine baktığını biliyor musun? Ben yedi iklimin Sultan Süleyman Han'ın. Şimdi gözlerimin içine bakarak bir kere daha söyle. Söyle. Hünkârım. Ben kaç yılımı seferde geçirdim, kaç zafer kazandım sen bilir misin? Bilir misin sen? Hünkârım, hünkârım. Acilen saraya dönmemiz lazım. Sultan Süleyman. Rabbim bugünleri de gösterecekmiş demek. İyi bak. İşte bu giden cihan padişahının sureti. Ne taç, ne taht, ne de saltanat.
Geriye kalan sadece evlat katili bir baba. Gel. Hünkârım. Emrettiğiniz üzere rahmetli matrakçı Nasuh Efendi'nin yazdığı Süleymannameyi getirdim. İlaveten şair Arif'in yazdığı ve Nakkaşhane'nin nakşettiği Süleymanname de burada. Divana bizzat katılmayacağını beyan etmiştir. Görüyorsun İbrahim, kurduğumuz hayallere yaklaştık adım adım. Savaşlardan, ölümlerden, baskınlardan sonra buradayız. Bu geceye eriştik. Gelecek daha büyük, daha muhteşem olacak hünkârım. Siz hayalini kurduğunuz İskender'den daha büyük bir imparator olacaksınız. Zamanımızın büyük İskender'i sizsiniz. Bu hayale bir sen bir de ben inandık. Kader bize neler gösterecek? Sultanım, esnafı elinden zor almışlar. Böyle şey ne gördüm ne işittim. Sümme haşa kerra haşa. Küfredilse dönüp bakmazlardı. Zira devlet adabında bu var. Belli ki türlü hakaretle çileden çıkardılar. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bunlar? Ağalar. Durun. Mahidevran Sultan.
Gördüğün gibi sultanlığımdan eser yok. Mihrimah. Yıllar senden de çok şey alıp götürmüş. O güzel yüzünde acı ve keder yollar çizmiş. İnsanın yüreği nasıl yanar öğrenmişsin. Çok büyük acılar yaşadık. Validemi kaybettim. Sonra Rüstem Paşa. Kardeşlerim. İkimiz de biliyoruz ki senin yüreğini asıl yakan Beyazıt. Göz bebeğinin hazin sonu. Haklısınız. En büyük acım oydu. İnsan kırdığı kalpleri kendi kırıldığında hissedermiş. Öyle değil mi? Sen de masum, mazlum bir canı kaybettin. Artık birbirimizi anlayabiliriz. Bu dünyada adalet olsaydı keşke, değil mi Mihrimah? O vakit saltanat Şehzade Selim'e kalmazdı. Kader böyleymiş. Kader? Oysa Rabbim insanlara akıl ihsan eylemiş. Tercih yapma hakkı bahşetmiş. Başımıza gelen felaketler Mihrimah. Bütün bunların tek bir izahı var. Baban. Sultan Süleyman. Hepimiz onun seçtiği hayatı yaşamadık mı? Şehzade Selim. O kimsenin beğenmediği Selim bana bir mektup yazmış. Tahta çıktığı gün iadeyi itibarımı verecekmiş. Maaş bağlayacakmış. Ne tuhaf değil mi? Babaların günahlarını evlatları ödüyor. Haliniz acımış olsa gerek. Kardeşine acımayan bana acır mı hiç? Validesine benzemiş. Aklınca elindeki kanı temizliyor. Yine de Allah razı olsun. Babası gibi zalim olarak ölmek, bu dünyadan geçip gitmek değil niyeti. Çarşıda gördüm. Aciz içindeydi, yazık. Rabbim bu şekilde veriyor cezasını. Asıl acize düşen, sefil olan sizsiniz sultanım. Bu sözlerinizle bugüne kadar yaşadığınız her şeyi hak ettiğinizi ispatladınız. Şimdi gidin bu saraydan. Bir daha da sakın gelmeyin. Burası bir zamanlar sizin evinizdi sultanım. Şimdi kapısından bile almıyorlar.